Bakın şöyle yakından göstereyim kızım. Bakın bu kanaryamız var, yumurtladı. Anam oradalar. Hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Dostlarım şimdi inciye süper bir yemek hazırlayacağım. Şimdi burada bakın bezelye ile mısır var. Yani hazır. Böyle şey dondurulmuş şekilde hani mesela satılıyor bilmiyorum. Türkiye'de de vardır illa. Bakın böyle bezelye bir de mısır var. Burada yumurtalar var. Çok azıcık kuru mama var. Ben bunu yıkadım o yüzden biraz şey görünüyor. Yani ıslak. Yani azıcık kuru mama koydum. Asıl bomba burada. Şimdi bunu size yakından göstereyim. Dostlarım şimdi bunun içinde yoğurt var, pilav var ve tavuk boynu var. Bir de et suyu var. Yani benim kendi düşüncem asıl bomba bu. Yani bunu ben dün pişirdim, hazırladım. Genelinde tavuk var, tavuk boynu var içinde. Yani bu acayip besleyici. Ve köpeğin mesela vücudunun alması için daha kolay hem de sıvı şekilde olacağı için köpeğin hem o arada su ihtiyacını da fazlasıyla karşılıyor. Biliyorsunuz İnci zayıf şu an çünkü yeni doğum yaptı. O yüzden onu bir an önce toparlamak için iyi beslememiz gerekiyor dostlar. Şimdi bakın koyduğum mama miktarı bu. Yani kuru mama. Bu da çiple Reyna'nın. Şimdi hazırlayalım. Bu arada ben İnci'ye 4 öğün veriyorum. Yani bu İnci'nin 3. öğünü bugün. Bakın bu kadar koydum. Şimdi bezelye ile mısır ekleyelim. Kalsiyum, vitamin, mineral ihtiyacını karşılaması için. Ondan sonra yumurta kıralım. Şimdi bu yumurta çiğ ama ben onu pişireceğim çünkü üstüne sıcak su ilave edeceğim. Buradan az da tavuk derisi koyayım. Burada tavuk derisi. Yani bakın şurada da görüyor musunuz bu? Bu da yani tavuk. Bunun içinde kendi tavuk var. Yani acayip besleyici dostlarım şu. Şimdi üstüne sıcak suyumuzu ilave ediyoruz ki o yumurta pişsin. Hem bu şey de ısınsın. Adı ne o pilav var ya. Pilavlı tavuklu filan. O da ısınsın. Bakın çiğ yumurta hemen suyun içinde yarı haşlanıyor. Yani bu yavruları olan köpek için bomba bir yemek dostlarım. Yani bu arada köpeklere böyle bezelye, havuç bunlar veriliyor dostlarım. Yani yararı var köpeklere. Kalsiyum ihtiyacı için filan. Vitamini, mineral. Yani bizim nasıl vücudumuza lazımsa köpekler de öyle. Şimdi biz madem İnci'yi doğurtturduk benim ona iyi bakmam lazım dostlarım. Eğer ben ona iyi bakmazsam rahat uyuyamam. O yüzden yani nasıl anne gerçek hayatta anneler fazla yemek yiyor ne bileyim işte hamile kadın daha iyi beslenmesi gerekiyor normal insana göre. O yüzden yani hayvan deyip geçmemek lazım. Onlara da iyi bakmamız lazım. Bakın bu incinin yemeği dostlarım şu an hazırlandı. Yani süper bir yemek. Bakın şöyle yakından göstereyim. Yani şunu görüyor musunuz dostlarım? Bu var ya bu atom. Yani ya şuna bakın süper. Şimdi gidip önce hemen bunu İnci'ye verelim. Hem fındıklara da bakalım. Fındık bu fındık. İnci'm gel kızım. Bu arada İnci'ye ben 2,5 saat önce verdim. Yine vereceğim hani yemesi için. Ana fındıklara bak uyuyorlar. Şimdi burayı görüyor musunuz? Burası biraz battı. Toz toprak filan İnci buradan çıkıp giriyor. O yüzden ama bu bir hafta sonra filan ya da iki hafta duruma bakacağız. Böyle yavrular birazcık gözünü açsın. Dışarı alacağım onları. İncim gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Bak çife bak çife. Çif. Bakın şimdi bakın Rain. İnci nasıl kızacak çife. Yani görüyorsunuz değil mi dostlarım? Kızmasına bile gerek yok. Sade bakıyor. Yani mesela çoğu insan diyor hani köpek dövüyorlar işte bilmem ne. Yani köpeği dövünce anlamıyor dostlarım. Yani köpeklerde mesela vücut şeyi değil de fazla çalışmıyor ama bu mesela kontrol var. O bakışınız, o edişiniz köpekler çok akıllı anlıyor.
Yani vurmanıza gerek yok. Mesela bakın inci hiç saldırma, ısırma yapmadan çip hemen onun ne demek istediğini anladı. Hemen oradan kafasını uzatmıştı, indirdi. Yani sade bir bakışla, çok akıllı hayvanlar. Gel inci, gel. Come. Gel kızım. Come in. İnci gelmek istemiyor dostlarım. Yani yemeğini yedi inci. Karnı demek ki çok aç değil. Bunu buraya koyacağım. O bir saat sonra falan kendi zaten gelir ya. Bu kardeşlere bakalım. Lay, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Bu Rain'in ayağı da biraz iyi oldu. Ama yine ona bakacağım. Eğer olmazsa onun ayağını ben kendim bir fikrim var. Onu yapacağım. Zaten onu uyguladığımda patisinde sorun dostlarım. Zaten videosunu da yapacağım. Siz de öğrenin. Eğer köpeğiniz ileride patisine bir şey olursa, veterinere götürecek durumunuz yoksa siz de müdahale edebilirsiniz. Ama ben durumum var veterinere götürecek ama veterinerlik bir durum o kadar ciddi bir durum olmadığı için kendim yapmayı düşünüyorum. Eğer düzelmezse. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Hadi kalk. Move. Bakın. Move. Move. Gördünüz mü? Bir hareket dostum. Bunları yani zannetmeyin ki işte bu çocuk bu köpekleri dövüyor filan. Ben kesinlikle dövme yapmıyorum. Kızdığım oluyor. Dürttüğüm oluyor. Ama böyle bir fiziksel vurma yok. Yani dokunmadan onlara yani nasıl söyleyeyim? Mesela biraz önce dikkat ettiniz mi? İnci onlara hiçbir temas koyma yani kurmadan onlar hemen indi bu aşağıdan. Çünkü ne inci istemiyor onları yavrularının yanına yanaşmayı. Çünkü yavrular daha çok küçük olduğu için. Biz de bu şekilde. Ben onlara mesela istediğimi vurmadan yaptırtabiliyorum. Mesela move dediğim zaman bakın move diye bağırdım. Ses tonum yüksek. Hemen kalktı ayağa. Gördünüz mü dostlarım? Vurmadım yani. Yani bunun böyle dinlemelerinin sebebi vurmayla korkuyla alakası yok. Bu sadece yetiştirmeyle alakalı. Yani bunu birçok kişi anlayamıyor. Zannediyor ki aa köpekler çok korkuyor ya. Bu adam köpeklerini dövüyor. Ya öyle bir şey yok dostlarım. Zaten kimseye de ispatlamak zorunda değilim. Köpek ne kadar sevip sevmediğimi. Ben acayip seviyorum hayvanları. Hatta insanlardan biraz fazlasıyla. Anam bu fındık bu. Bu nasıl bir fındık? Şuna bakın dostlarım. Ya bunlara nasıl vurulur ki ya? Bak bak bak. Kardeşine geldi. Şimdi bakın ince. Bakışı görüyor musunuz dostlarım? Psikopat bakışı. Bu nasıl bir fındık? Küçücük de kafası var. Şuna bakın. İncim niye yemedin kızım yemeğini? Neyse bunları bırakmam şimdilik. Gidelim Reyna ile çiftin yemeğini verelim. Çünkü onlar aç. Ah. Dostlarım bugün bayağı bir güzel bir gün. Hava güzel değil ama gün olarak güzel. Şimdi hemen Reyna ile çiftin yemeğini hazırlayalım. Şurada azıcık tavuk derisi var. Onu da ilave edeyim. Bunun içinde zaten bakın. Zaten tavuk derisi vardı. Şimdi bunu yiyecek Reyna ile çift. Kendilerine bomba gibi gelecekler. Dostlarım bu arada kullandığım kaşıklar filan sadece köpekler için. Yani kendimiz kullanmıyoruz. Yani bunları ben kullanmıyorum. Ben bunlarla yemek filan yemiyorum. Sadece hayvanlar için bunlar. Şimdi onları da biraz koyayım bezelye. Normalde çiftle Reyna gerek yok ama ben yine daha az koyayım. Bakın şimdi bunu basacağız. Onlara yumurta da koymayacağım. Hem bu şekilde mesela çoğu köpek dostlarım kuru mamayı sevmiyor. Yani düşünsenize biri size sürekli fast food veriyor. Ya da ne bileyim işte cornflakes diyorsunuz. Sabah öğle akşam. Yani bakmayın hani bazı veterinerler diyor ya işte ya hep mama verir. Mama öyle olmuyor dostlarım. Yani köpeğin arada bir gerçek et ürünü yemesi gerekiyor. Hatta arada bir değil yani yemesi gerekiyor. Nasıl doğada kurtlar hep et yiyor. Yani düşünsenize kurda siz sürekli köpek maması veriyorsunuz. Olmaz. Günah. Bakın bomba oldu. Şimdi bunlara yumurta koymayacağım. Bu arada Reynal'la eğer kanalıma yeniyseniz Reynal'la çift ikisi bir aynı kapta yiyebiliyor. Mehmet ölüm.
okuyalım ve çıkalım dışarı. Süper oldu. Atıl kurt. Gel buraya. Tembel Reyna, gel buraya, gel. Seni tembel kız. Bak nasıl götürüyorlar. Bu yemek dostlarım süper besleyici. Yani o özellikle pilav yaptım ya. Pilavlı, tavuklu. Onun içinde yoğurt da var dostlarım. Hani mesela Türkiye'de yayla çorbası mı, yoğurt çorbası mı ne yapıyorlar ya, süper oluyor. Yani bu da onun gibi. Artık pilavı sade yapmıyorum. Pilavın içine her böyle pilavı yaptığımda çorba şeklinde içine yoğurt da atacağım. Bakın süper yiyorlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bu arada size yavru papağanı göstereyim. Dostlarım bir de bu arada bizim tavşan Fluffy var ya, o da yavruladı. Size birazdan yavrularını tam net gösteremesem de göstereceğim. Yani siz de görün. Ama şimdi önce papağana bakalım. Şu an annesi içeride. Oo, iyi ki de gelmişim. Burası açıkmış. Şurayı açalım. Dostlarım bakın anne orada. Yalnız anne çıkması lazım onu göstermem için. Bakın. Şu an yavru onun altında dostlarım. Yani şu kadar büyüklüğünde. Şu an fazla rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden burayı kapatacağım. Kusura bakmayın. Bu videoda da gösteremedim. Bu arada bir dakika. Şurayı bir örteyim. Dostlarım bizim bu papağan ispinozları var ya. Hatta gireyim oraya. Ondan yavrusu çıkmıştı. İki gün önce baktığımda. Şöyle girelim. Şimdi. Bakın şuradan göstereyim. Görüyor musunuz dostlarım yavruları? Tam net görünmüyor. Bu arada bakın. Kanaryamız var ya. Bakın bu kanaryamızla yumurtladı. Kaç tane yumurta olduğunu bilmiyorum. Şöyle yapalım. Umarım kamera almıştır. Bakın şu papağan ispinozları var ya. Burada parrot finch diyorlar. Yani finch bülbül demek. Ya da ispinoz gibi. İşte buradaki yavrular onların. Bu arada burada daha fazla kanarya vardı. Onların çoğunu gönderdim. Gönderme nedenim dostlarım biraz zor bakılıyor. Mesela kanarya muhabbet kuşu gibi değil. Daha zor bakım. O yüzden onları gönderdim. Sadece bir çift tuttum. Şu anda onların zaten gördüğünüz gibi yumurtası var. O yeter. Şimdi Fluffy'nin yanına gidelim. Yavrularını umarım gösterebilirim. Bu arada muhabbet kuşları hala yumurtlamadı. Sadece bir çift duruyor. Pardon, bir çift, bir tane de ekstra erkek duruyor. Çünkü dişisini kaçırdım. Böyle kapağından yem verirken, o yüzden gitti, ona da daha sonra bir tane dişi alacağım. Yani uçtu. Nasıl olmuş ya? Şöyle açayım. Umarım Fluffy'nin yavrularını gösterebilirim dostlarım. Daha doğum olarak 2 gün falan oluyor. Bakın Lulu'ya. Lulu ne yapayım kızım? Dostlarım bu Lulu hiç arkadaşçıl değil ya. Hatta bana saldırıyor falan da böyle. Gel. Acıktın mı sen? Bana yemek getirelim. Şimdi. Dostlarım. Umarım gösterebilirim yavruları. Şöyle neredeler? Bakın. Anam oradalar, gördünüz mü dostlarım? Küçücük. Şimdi üstlerini kapamam lazım. Yoksa üşürler. Fındık bunlar. Tüyler de ağzıma girmeye başladı. Bakın böyle yuvası var. Umarım annesi bakıyordur. Yani ben duydum ki tavşanlar böyle geliyormuş. Günde iki kere yavrularını besleyip çıkıyormuş. Yani fazla durmuyormuş yuvaların başında. Bakın tüyler hareket ediyor.
Neyse buradan çıkayım. Valla bakacağız. Umarım büyürler, yaşarlar. Size annelerini göstereyim ya kanalıma yeniyseniz. Görüyor musunuz dostum? Kulakları yere düşük, fluffy. Anneleri o. Bakacağız. Umarım yavrular büyür. Burada yemi var. Sonra buna bir havuç vereyim. Kapatalım. Son olarak da balıklara yem verelim. Oradan da artık videonun sonuna gelelim. Dostlarım balıklarımızın şu an dışarıdakilerin hepsi yaşıyor. Bakın ne güzel acıkmışlar. Hemen geldiler. Gel. Baba nasıl yiyorlar? Bakın orada ısıtıcıları var iki tane dostlarım. Zannetmeyin ki işte bir şey filan. Hani bazı kanalıma yeni kişiler bilmiyor. Bakın burada da küçük Japonlar var. Gelin. Bu arada bakın oraya küçük bir filtre bağladım. Oradan da hava pompasıyla hava çıkıyor. Yani bunlar süper yaşıyor. Bakın. Ya Japon balıkları dostlarım soğuk suya gerçekten bayağı dayanıklı balıklarmış. Ama ben yine de şeyi tavsiye etmiyorum. Mesela eksi dereceleri tavsiye etmiyorum ama mesela bir dereceye kadar yaşayabiliyorlar Japonlar. Şu teleskobu bilmiyorum ama teleskobu attım yani çoğu zaman soğuk oluyor. Bakın bunda ısıtıcı yok. Süper yaşıyor. Yani ölü falan yok. Bakın o değil de cikletler bayağı büyük dostlarım ya. Yani nereden baksanız 10 santimetre var. Bakın şuna. Burada küçükler balıklar da var. Süper. Bakın şu ağacımız da büyüyor. Bu benim en sevdiğim ağaç dostlarım. Bu burada büyüyor. Yani bu bayağı dayanıklı çıktı. Ne cinsi bilmiyorum. Bakın şurada küçük palmlar ölüyor. Onlar ölüyor ama bu ağaç süper sağlam. Hiçbir şey olmadı. Böylece de bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.